Muratçığım dün gece rahat uyuyabildin mi? E işte ya, çok rüya gördüm. Bir tarafta da yeşil, bir tarafta da Berna. Vay, ikisi birden. Çok iyi. Hayatım, hata biraz da sende. Madem Berna'dan hoşlanmıyorsun, koy mesafeyi. Anlasın istenmediğini. Abi haklısın da, kızı da üzmek istemiyorum ya. Kötü kız değil, çok üzülecek. Ama bu şekilde de sen üzülüyorsun. Ya biliyorsun böyle konuşmalar bana zor geliyor ya. Ama sen konuşmadıkça ümit veriyorsun kıza. Neyse, belli ki hazır değilsin. Zamanı gelir. O zaman Yeşim'le konuş. Bari onu kaybetme. Ne söyleyeyim? Elinin körü. Hayatım, diyeceksin ki Yeşim, benim o, kadınım o. Seni istiyorum. Benimle sevişmeni istiyorum. Necdet abi ya. Tabii sen bu şekilde söyleme. Korkuturuz kızı. Necdet abi. Aman nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ama bir konuşsun artık. Yani adım at. E barınağı çağırsana. Hem Berna da yok. Ne güzel sohbet edersiniz işte. İkinizin de sevdiği ortam. Süper fikir. Hadi senin elemanlar gelmeden hemen git konuş kızla. Orada da elini tutarsın, gözlerine bakarsın, anlatırsın derdini. Süper olur. Hadi çabuk. Hadi. Çözeceğim bu işi. Yeşim'le de konuşacağım. Açık açık. Ne yaptın Necdet abi? Gaza getirdin çocuğu. Minnoşum, kaç kere söyledim sana abi deme lazım olur diye. Tecrübe konuşuyor. Yeşim. Ha sen miydin? Hoş geldin. Hayırdır? Öncelikle hoş bulduk. Sana bir şey söyleyecektim. Bambam iyi mi? İyiymiş. Sabah konuştum, yakında döner sokaklara. Yeşim, şu barınak var ya, Melis ve Necdet abiyle oraya gideceğiz de. Sen de gelmek ister misin? Takılırız. Yani, bilmem ki. Çok da işim var ama. Annen yapsa, sen de bizimle gelsen nasıl olur? Ya olabilir. Bayağıdır da gitmemiştim barınağa. Geliyorsun o zaman değil mi? Olur tamam. Ben hazırlanayım o zaman. Berna var ya baş tacısını nasıl hazırladınız bunlar 5 dakikada? Sabretsene biraz. Hadi kalk. Kalk 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 kalk. Murat uyandır da hep birlikte kahvaltı yapalım. Murat yok ki. Ne demek yok? Nasıl yok? Ya çıktı sabah erken. Geç gelecekmiş. Barınak mı ne? İşi varmış. Neden söylemiyorsun? Berna sormadın ki. Hadi şunları yiyek ondan sonra konuşuruk ne olur ya. Ya Rüstem iyisin hoşsun da neden sen böylesin bir anacığım? Barınak nerede biliyor musun? Biliyorum Berna. Hadi yürü gidiyoruz. Berna önce biraz yemek yek sonra istediğin yere geleceğim. Vallahi diyorum ya. Ya cubarttın ne yapıyorsun ya? Yürü dedim hadi. Of vallahi canımdan beziyorum ya. Hadi. Fındık sen de dokanma. Ya. Şundan yiyeceğim. Yemek bunu da dedim. İçeceğim. Hadi yürü hadi. Vallahi içeceğim. Benim yaşam alanım. Üç köpek olduk ve hemen çete salırım. İnsanların bazısına çok gıcık kalırım. Beni biraz seversen hemen kuyruk salırım. Kötü adama hırlarım, iyisini tavlarım. Cemre'yi seven insanla ölümüne kalkıyor. Dikkat köpek var. Biraz su koysana. Dikkat köpek var. Biraz da mama koy. Dikkat köpek var. Sen de zıpla, sen de zıpla. Dikkat köpek var. Hayvanı sev, çevreyi sev. Ne yapacağız? Ne yapayım? Ya... Ne oldu? Yahu elimiz boş mu gideceğiz? Ayıp. Ya Hadi yürü. Onu çekmezsen durmaz bu araba. Pardon. Köpek maması var mı? Köpek maması var mı yok mu?
Beyefendiciğim, köpek maması var mı yoksa yok mu? Var efendim, var. Kaç kilo bu paket? 20 kilogram. Ne kadar istersin? O zaman bana 30 paket verin. Tabii ki, hallederiz efendim. Rüstemciğim. Hallediver canım. Rüstem! Tamam, tamam, geliyorum. Al dayı. Ne diyeceğim? Senin var mı böyle başka tanışlar? Niye ki? Hem Murat'ı tanıyorsun, hem bu bayanı falan. Ha. Ayarlarız da nasıl olacak? Bu bayan gibi kalın müşteri getir, 100'den olacak. Ama Murat'ı kafalayıp ikna et, benimle çalışsın. O zaman ayarlarız, sana da bir iş, aydan aya alırsın maaşını. Maaşlı iş ha? Maaşlı iş. SSK'lı, MSK'lı. SSK'lı, MSK'lı. Özel sigortalı, özel sigortalı. Özel sigortalı, özel sigortalı. Kart vizitli, mart vizitli. Kart vizitli, mart vizitli. Cep telefonlu, hep telefonlu. Cep telefonlu, cep telefonlu. Dedi kıtlı mı kıtlı? Mi kıtlı mı kıtlı? Akbilli mi akbilli? Akbilli. Yok. Ha? Akbil kalktı. İstanbul kart var. Ondan veririm aylık. E olur. Hayırlısı o zaman dayı. Hayırlısı. Hoş geldiniz. Bitti arkadaşlar yolculuk. Merhaba Selam Bey. Merhaba. Merhabalar. Köpeklerinizi getirmediniz mi? Seda Bey, yok getirmedik. Hayvanlar üzülmesinler. Buradakilerin yaşamı yeterince zor zaten. Ha doğru. Ha Eren nasılsın? Eren, heyecanlı mısın bugün için? Hadi gidelim. Karşına al, tak tak tak, her şeyi söyle diyorsun. Hayatım, 50 kere konuştuk bunu. Çok uzatıp karıştırmayacaksın. Çek kenara, kuytu bir yer olsun. Ondan sonra da söyle. Böyleyken böyle de. Hop, bitti. Kadınların gelmesini beklemeyeceksin. Çekip alacaksın. Becereceğim bu işi, yapacağım. Yaparsın hayatım. Komandosun sen, komando. Hadi, git ve ele geçir. Git ve ele geçir. Ne yapacaksın? Ele geçireceğim. Ne yapacaksın? Ele geçireceğim. Ne yapacaksın? Ele geçireceğim. Yiyeceğim onu. Lime lime. Dur hayatım, ne yapıyorsun? Kızı öldürmeye gitmiyorsun. Aşkını itiraf edeceksin. Yumuşak ol biraz. Yumuşak olacağım. Hadi hayatım, hadi. Hadi. Götürelim mi baba? Bir gezelim bakalım oğlum. Amcanın da var diyordun böyle küçük ama. Hayır demiyorum babacığım. Bir bakalım diyorum. Ama söz, bir köpeğin olacak. Ha buradan mı alırız, başka taraftan mı bilmiyorum ama kesin alacağız. Yeşim! Yeşim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yeşim, biliyorsun birkaç senede bizim dostluğumuz bayağı bir ilerledi. Her gün biraz daha yaklaşıyoruz birbirimize. Sana açık açık bir şey söylemek istiyorum. Ama açık açık. Ben sana karşı dürüst olmak istiyorum. Ben seni seviyorum. Duyamadım. Yeşim, biliyorsun birkaç senedir beri... Biliyorum, biliyorum. Oraları duydum, sonunu anlamadım. Yeşim, seni seviyorum.
Hadi söyle. Yeşim, ben seni seviyorum. Anasını sattım ya. Kıza bir şey söyleyeceğim. Hadi hadi söyle sen. Yeşim ben sen. Evet sen. Sen. Sen beni. Söyle. Gel köfte yiyelim ya. Girişte çok güzel bir köfteci var, tamam mı? Hadi gel. Melis Hanım, bu yavrucak niye bu kadar bedbaht? O biraz çelimsizdi ilk geldiğinde. Çok dayak yedi diğerlerinden. Ama şimdi güçlü kuvvetli. Hatta çoğundan iri. Öyle ama bilmiyor ki. Öyle öğrenmemiş. Olur mu ama canım öyle? Ay yazık değil mi? Haksız yere eziyet ediyorlar Sabiye. Ayıp. Vallahi çok ayıp. Ne ya da amca? Eren, nasılsın? Bulabildin mi sevdiğin bir köpek? Şu. Hangisi oğlum? Bu. Eren doğru göstersene. Sik. Eren inşallah mantıklı bir yere varacaksın. Siklemen tasmalı. Siklemen tasmalı mı? Köpek yok ki bu. Bilerek yapıyorsun değil mi? Ama sevdim seni. Manyak ya, korkudan ölecektik. Ya burası köpek kanyo ama ben pandayım. Muratcığımın küçük pandası. Ya Berna bırak ya, düşeceğiz yere. Ya bu ne? Ya Berna yere düşeceğiz ama. Ya bırakmayacağım seni. Hem o zaman ceza ver bana. Ceza versene bana. Beni cezalandırsana. Ceza mı istiyorsun? Evet, ceza ver. Yanıma bırakma beni. Nasıl istersen. Alsanıza beni. Ha? Alın. Alın vallahi. Çok da iyi olur. Alın ya, ne olur alın, ne olur. Hadi. Ha? Alsanıza. Hadi alın baba, beni. Baba, çok tatlı. Baba, ne olur buralım, ne olur. Evet, çok tatlıyım. Hadi alın beni. Alsanıza ya, ne olur. Canım çıktı burada. Evet, güzelmiş. Ama bakalım biraz. Tamam mı? Geliriz yine. Hadi bakalım. Geri geleceğim. Olmadı ama şekerim. Halledemedim bir türlü şu işi. Ya vallahi abi ben de bilmiyorum ya. Ben de şaşırdım. Bak bu son şansın. Hadi hemen git şimdi konuş. Hadi. Konuşamadık, çözemedik aramızdakini biliyorum ama... Biliyorum. Ama önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Biz seninle tanıştığımız o günden beri... ...say ne kadar zaman oldu. Neyse. Tanıştığımız günden beri arkadaşlığımız büyüdü, gelişti. Evet, gidin. Hiçbir zaman sıradan bir arkadaşlık olmadı. Bir yoldaşlık oldu. Nice zor zamanları biz seninle birlikte atlattık. O yüzden bana söyleyeceğin şey ne olursa olsun, iyi veya kötü, bizim arkadaşlığımız hiçbir zaman bitmeyecek. Yeşim. Baba! Baba!
oldu. Şşş. Ne oldu? Dur oğlum. Oğlum dur oğlum. Ya birader sahip çıksana ya. Tyson dur oğlum. Ya sahip çıkamayacağın köpeği niye alıyorsun ya? Ya anne manyak mısın? Çocuğa saldırsaydı ne yapacaktık? Vallahi kusura bakmayın. Ben de yeni sahiplendim. Bu kadar azgın bir şey olduğunu bilmiyordum. Benden önceki sahipleri tam manyakmış. Hayvanı böyle eğitmişler. Ben de bilemezdim. Kusura bakmayın. Kardeş. Al şu kartı. Yakın arkadaşım köpekle eğitmeni. Ara şunu. Murat yönlendi söyle. Bir ayda pamuk gibi olur. Hakikaten bir şey yarar mı ya? Yarar yarar. Köpek de çok akıllı hayvanlar. Bu da öğrenir merak etme. Peki tamam. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Eren iyi misin? İyiyim. Korktum biraz. Bu ufaklık olmasaydı ısıracaktı çocuk. Baba gördün mü? Korudu beni. Ne olur alın baba. Ne olur. Tamam peki. Oley be. Tanıştırayım. Eren'in köpeği. Merhaba Eren'in köpeği. Şişt, gel bakalım. Çok mu sevdin sen beni? Çok mu sevdin? Çok mu tatlısın sen? Ha? Çok mu tatlısın sen? Sevdi beni galiba. Seda Bey, köpek de zaten sever. Aslında siz onu sevmişsiniz belli. Gidiyor musunuz? Biz yavaş yavaş gidiyoruz, evet. Ben biraz daha burada takılacağım. Hem kafeslerin temizliğine de yardımcı olur. Siz gidin isterseniz. Biz Eren'le biraz daha buradayız. Peki, nasıl isterseniz. Hem bundan sonra daha fazla görüşeceğiz. Haftada iki gün buraya gönüllü olarak gelmeye karar verdim. Çok güzel, çok güzel abi. Vallahi bravo. Biz gidiyoruz artık o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Ah. Bu arada teşekkür ederim. Çok şey öğrettiniz bana. Seda Bey, aslında ben teşekkür ederim. Herkesin adına çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler, görüşmek üzere. Abi Eren. Yeşim ya, çok güzel gündü. Sağ ol geldiğin için. Evet, çok güzeldi. Sen de sağ ol. O zaman görüşürüz. Yeşim, barınakta sana bir şey söyleyecektim ya. Laf araya girdi. Diyecektim de ben seni... Kızım. Perihan Hanım Nino'yu getirdi. Aşı yapacağım, tutamıyoruz keratayı. Biliyorsun iki köpeği var Perihan Hanım. Biri Nino, diğeri Minno. Minno büyük olanı. Görmüşsündür, gördün. Büyüğünü tutabiliyorum fakat küçüğü çok yaramaz durmuyor. Tutamazsam aşı yapamayacağım. Biliyorsun burada dört tane aşısı var. Bir ilkbaharda, bir yaz öncesi, sonbaharda. Bu öncesi şaşırtmalı, kışın değil. Kış öncesi. Ama kışın yapsam da olur. Olur değil mi? Bazen şaşırıyorum. Neyse, bu sefer Nino biraz hırsız, gel yardım et. Tamam, geliyorum. Kaçtım ben. Görüşürüz. Merak etmeyin canlarım. Bugün de olmadı. Ama bir gün başaracağım. Murat da beni sevecek. Pes etmeyeceğim. Göreceksiniz. Dayı oğlu hayırdır? Sen canını mı sıktın?
Yok yok, iyiyim. Bak hele, gidek gezek biraz. Hava alak, gezdireyim seni. Sahile giderik, manitalara bakarık. Hem açık hava da iyi gelir ha. Yok Rüstem ya, yani yaparız. Yemekten sonra biraz serin huzur yatacağım. Ama sağ ol. İyi, sen bilin. Ya daha iyi oldu. Ne diyeceğim sana? Bu geçen bir adam vardı ya, o geldi. Ya şu şey ya, dogici. Ha. Yani diyorum ki aslında adam teklifi güzel gibi geldi bana. Hani sen onu diyorum sağlam kafayla bir daha mı düşünsen? Çünkü yüklü miktarda da para verecek sana. Ya Rüstem ne konuşmuştuk ya? Karışma demedin mi? Sen ne biçim boş adamsın ya? Sen bununla uğraşacağına iş bulsana kendine. Manyak mısın nesin ya? Koskocaman adamsın ya. Hadi iş bul. İstanbul büyük 15 milyon kişi var. Kimi kaç tane iş vardı? Hiçbir şey mi beceremiyorsun? Ben kapısız oldum. Ben seni amacı bir konuşuyorum. Ya daha iyi oldu, sen beni yanlış anladın. Ben sana hani... Ya doğru anladım seni. Üf, ya ne biçim boş adamsın ya Rüstem. Fındık bile senden daha çok laf dinliyor. Seni ilgilendirmeyen işlerin burnunu sokma. Tamam da iyi oldu. Sokma. Seversen hemen kuyruğu sallarım. Kötü adama hırlarım, iyisini tavlarım. Cemre'yi seven insanla ömrüne kalkıyor. Dikkat köpek var. Biraz su koysana. Dikkat köpek var. Biraz da mama koy. Dikkat köpek var. Sen de zıpla, sen de zıpla. Dikkat köpek var. Hayvanı sev, çevreyi sev. Dikkat köpek var. Bu dizinin çekimleri sırasında 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir.